Herkese merhaba, kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bugün cumartesi bülteninden bahsedeceğim arkadaşlar. Toplam 7 tane maç var. 2 tane Avrupa Şampiyonası'ndan maçımız var. İsviçre, İtalya, Almanya, Danimarka. Akşam da gece cumartesi saat 2 ile saat 5 arası 5 tane de Amerikan Major Lig'den maç aldım. Toplam 7 tane maçtan bahsedeceğim. Hemen videoya geçeceğim. Tabii ki yine çok uzun olmasın. Bu arada like ve yorumları atarsanız çok sevinirim. Hemen geçiyorum videoya. İlk maçımız arkadaşlar İsviçre, İtalya maçı saat 19'da başlıyor. İsviçre Almanya grubundaydı biliyorsunuz. En son Almanya ile maç yaptı. Son dakikada gol yedi. Eğer son dakikada gol yemeseydi lider olarak çıkacaktı. Ama son dakikada Fülkürk'ten gol yiyince grubu ikinci olarak tamamladı. O maçta çok güzel oynadı arkadaşlar. Maç İsviçre 1-0 öndeyken bile Murat Yakın yine de oyuna 2 tane forvet oyuncusu aldı arkadaşlar. 70'ten sonra 3 tane forvetle oynadı. Almanya karşı cesur futbol oynadılar. Hatta bir gol de attı. İptal oldu diye hatırlıyorum. Yine yanlış hatırlıyor olabilirim ama ikinci golü sayılmadı İsveç'in. Almanya sonra 90+2'de Niklas Füllkrug'un kafa vuruşuyla maçı 1-1'e getirdi. Almanya o maçta biraz kötüydü. İsviçre iyiydi. İtalya'da yine Hırvatistan'a 90+8'de attığı golle turnuvada gruptan çıkmayı başardı. İsviçre'nin rakibi oldu. Daha önce aralarındaki oynadıkları maçlar genelde karşılıklı gol var da oluyor. Çoğu maçı hepsi zaten son 5 maçı 0-0, 1-1 berabere bitmiş. Yine aynı seviyede bir maç olacağını düşünüyorum. Çünkü İtalya karşısında biraz dirençli iyi bir rakip gördüğü zaman defansa çekiliyor arkadaşlar. İspanya'ya karşı ilk 45 dakika tek bir şut bile çekmemişlerdi. O maçta sırf defans yaptılar. Zaten golü de kendi kalelerine attılar galiba. Yine aynı şekilde defans yapacağı bir maç olacak diye düşünüyorum. Yani rakibi biraz tartacak diye düşünüyorum. Zaten alt oranı çok düşük 1.30. Beraberlik oranı bayağı düşmüş 2.50'ye. Bence bayağı düşük bir oran. Yine uzatmaya dahi gidebilecek bir maç olarak görüyorum ben bu maçı. O yüzden ilk yarı temkinle geçer diye düşünüyorum. Bastıracak olan taraf biraz İsviçre olacak gibi. İtalya defans yapar. İlk yarı 0 olabilir diye düşünüyorum. 1.71'den bunu önereceğim arkadaşlar. Aklınıza yatarsa deneyebilirsiniz. Başka tercih ne oynayabiliriz? Yani alt oran düşük oynayamayız. KG yok mu deneyemeyiz. Çünkü birisi atarsa diğeri cevap vermek için direkt saldıracak bu sefer. İtalya'nın son maçında Hırvatistan'a gol yedikten sonra yani son 15-20 dakika City gibi oynadı neredeyse. Çok iyi oynamaya başladı. Gol yedikten sonra farklı oynuyor. O yüzden VAR'a yoka gidemeyiz bu maçta. İlk yarı 0 aldım. İkinci maç olarak Almanya Danimarka maçını ekleyip kupon olarak yapmayı düşünüyorum. Sonra Amerika Major Lig'e devam edeceğiz. Hemen geçelim o zaman Almanya Danimarka maçına. En son Danimarka'nın maçını oynamıştık biliyorsunuz. Sırbistan maçına beni de yatıran kuponumu yatıran takım oldu Danimarka. Sırbistan'a karşı iyi futbol oynadı ama bir süre sonra zaten ben de çıkıyorum sen de çıkıyorsun mantığına dönüştü olay. O yüzden Danimarka son dakikalara fazla bastırmadı. Burada zaten 3 beraberlikte gruptan çıkıyorlar. Bu en iyi 3. muhabbeti çok kötü oldu. İngiltere 2 golle gruptan çıktı. Danimarka 2 golle gruptan çıkıyor. Diğer tarafta Fransa bir gol atmış. Bir gol rakip kendi kalesine atmış. 3. golü penaltıdan atıyor. Gruptan çıkıyor. Yani çok fazla bir futbol izleyemedik. 2. 3. maçlar nebzinde söylüyorum. Yani ilk maçta da Almanya bile 5 gol attı mesela. İlk maçta da iyi oynadılar ama ikinci maçta artık 3 puan alan 2. 3. maçta da rahatladı. Bu en iyi 3. muhabbeti güzel olmadı bu sene diye düşünüyorum. Almanya Danimarka genellikle birbirlerine gol de atabiliyorlar. Yani aralarında oynadıkları maçları 1-1 gibi bitiyor. Yine Almanya'nın ben ilk golü bulacağını düşünüyorum. Daha sonra Danimarka cevap vermek için saldıracaktır. İngiltere karşı da ilk golü yedikten sonra Danimarka çok güzel top oynamaya başladı. Zaten 3. maça biraz da ona aldanarak galibiyet verdik ama iyi oynamasına rağmen gol atamadı. İlk golü Almanya bulur diye düşünüyorum. Zaten ev sahibi olduğu için ilk golü Almanya alabiliriz ama oran düşük. Ben yine maçın 1-1 veya 2-1 Almanya kazanır gibi düşünüyorum. O yüzden 2-3 gol bandını oynamayı düşünüyorum. Aklına yatanlar bunu deneyebilir. 1.77'de oran var. İkisini birleştirip kupon yapmayı düşünüyorum. 3.03'ten bu ikisini oynamak isteyenler değerlendirebilir arkadaşlar. Gündüz vakti Avrupa Şampiyonası kuponum. 2 maçım tercihlerim bunlar. Geçelim Amerika Major Ligi'ne. Gece 2.30'da başlıyor. Pazar sabahına kadar maçlar devam edecek. Pazar sabahında kalktığımızda inşallah kuponlar tutmuş olur. İlk maç Atlanta Toronto maçı arkadaşlar. Atlanta maça favori olarak çıkıyor. 1.52 oran vermişler. Maçı kazanabilir de çünkü Atlanta evinde iyi oynuyor. Kendi oranındaki maçlara baktım. Atlanta rakibine karşı bayağı da gol bulabiliyor aslında ama Toronto'da Atlanta'ya gol bulabiliyor. Zaten Toronto'nun son maçlarına baktığınızda minimum 2 gol yiyor. Sadece şurada bir Philadelphia'dan gol yememiş. Yani maç 0-0 bitmiş. Onun dışında Atlanta'da son maçında 3 gol 2 gol atabiliyor. Evinde oynadığı maçta daha tehlikeli Atlanta. Toronto'ya deplasmanda bakarsak o da yine 2 gol yiyor. Rekabet geçmişine baktım. Kendi evinde Atlanta'nın burada 2-2, 2-2, 2-0'lık hep maçları var. Yine bol gollü geçecek bir maç. Sadece burada Toronto gol atamamış bir de burada gol atamamış. Onun dışında onlar da deplasmanda Atlanta'ya gol atabiliyorlar. KG var önereceğim vereceğim, üst oynayacağım ama düşük oranlar. O yüzden KG ve 2.5 üstü birleştirip 1.58'den üstü var oynamayı düşünüyorum. Aklınız yatası bunu değerlendirebilirsiniz. Bence ikinci golü atacak takım Atlanta olabilir. Yani burada maç sonu 1 ve 2.5 üstü veya 1 ve var olarak da sürpriz kuponları, ideal riskli kuponları deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ama benim ideal tercihim bu. Karşılıklı gol var ve 2.5 üst olacak. Aklına yatanlar yine değerlendirebilir. Biraz sonra kuponu ekleyeceğim zaten. Geçelim Dallas Cincinnati maçına. Cincinnati ikinci sırada güzel bir top oynuyorlar. Inter Miami'nin arkasından geliyorlar. Arkalarında da Los Angeles geliyor. Los Angeles birkaç hafta önce buralardaydı. İyi takım, yukarı çıkar diye demiştim. Üçüncü sıraya kadar gelmiş. Yine Cincinnati'nin üstüne çıkar diye düşünüyorum. Son hafta Cincinnati New England'a kendi evinde yenildi. Burada KG var ve 2.5 üst almıştık bu maçı. Aslında Cincinnati 2-1 veya 3-2 falan kazanır diye düşünüyordum ama kırmızı kart olmuş. Herhalde ondan dolayı 2-1 kaybetmişler. Kırmızı kart görmeden önce yine 2-1'miş ama yine de maçı çevirme şansları var Cincinnati'nin. Bayağı bir baskılı oynuyorlar. Son dakikada da olsa gol atıp gol yiyebiliyorlar arkadaşlar. O yüzden yine bol gollü geçecek bir maç olarak görüyorum. Dallas evinde bayağı golcü bir takım. Austin'i 2-1 yenmişler. Salt Lake'le 3-3. St. Louis'i yenmişler. Minnesota'yı 5-3 yenmişler en son maçta. Daha önceki maçta da Cincinnati 3-1 yenmişler. Yine KG alıp oynayabiliriz. 1.40 bu kuponumuzun maçı olacak zaten. 1.40 bunu değerlendireceğiz. Ama bunun yanına mutlaka üstü de ekleyin derim. 1.67'den ikinci kuponu en azından deneyebilirsiniz. Yine öyle yaparız birazdan. 1.67'den üstü var olacağını düşünüyorum. Rahat geleceğini düşünüyorum. Çünkü Cincinnati'nin 1-1 maçı yok. Mutlaka ikinciyi ya atar ya yer. Bu maçın 2-2'si bile var yani. 3.5 üste bile gidebilir bu maç. 3.5 üstün oranı 2.41. Yani sürpriz kuponları, alternatif kuponları deneyebilirsiniz arkadaşlar. Geçelim Kansas City Austin maçına. Kansas City bu sene çok golcü bir ekip. Bütün maçları gördüğünüz gibi 2.5 üst oluyor. Austin'de yani içeride dışarıda bir tane atarım ben diyor. O şekilde tehlikeli bir takım. Kendi aralarındaki oyundaki maçlarda zaten deplasmanda Austin Kansas'a mutlaka gol atmış. Deplasmanlarda gol de yiyor. Kansas zaten son 3 maçında minimum 4 gol yemiş. Los Angeles Galaxy'den 4-2 yenilmiş. Salt Lake'e kendi evinde 4-3 yenilmiş. Columbus'a deplasmanda 4-0 yenilmiş. Yani çok gol yiyen bir ekip gördüğünüz gibi zaten. Tulsa maçını çıkarın. Bu maç başka maç. Houston'dan 2 gol. St. Louis'den 3 gol. Vancouver'dan 2 gol. Yine Salt Lake'den 4 gol. Çok gol yiyen bir ekip olduğu için bu sene zaten sakatlara da baktım. Fazla bir eksiği yok diyebiliriz. O yüzden Kansas'ın evinde gol bulacağını düşünüyorum. Austin'de bir tane cevap verir diye düşünüyorum. 1.44'ten karşılıklı gol var. Bunu önereceğim. Yine buna üstü de eklemenizi tavsiye ederim. 1.72 çok güzel bir oranı var arkadaşlar. İsterseniz aklınız yatarsa bunu değerlendirebilirsiniz. Demin anlattığım Dallas Cincinnati maçını üstü var. Yine yüksek orandan. İkinci maç. Üçüncü maçta Atlanta Toronto yine üstü var deneyip 4.54'lük böyle sürpriz bir kupon. Yani riskli bir kupon bu. Bunu değerlendirebilirsiniz ama bunu şimdi yaptım. Yani benim oynayacağım kupon başka. Birazdan bahsedeceğim. Bunu da böyle alternatif yüksek oranlı kupon oynama isteyenler bu şekilde değerlendirebilir. 3 maçında üst ve var olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Geçelim Vancouver St. Louis maçına arkadaşlar. Vancouver kendi evinde olduğu için favori görünmüş. Zaten St. Louis'e zaten ligin son sıralarında 31 gol yemişler. Vancouver'da 16. sırada. Yani buralarda gezdirir zaten bu takım. Belki birkaç basamak daha yukarılara çıkabilir. Ama St. Louis'i daha öncelerden de söyledim. Ya bu sene çıktı bu sene değil de belki de geçen sene çıkmış olabilir bu lige. Çünkü eklemeler yapıldı lige. Bir sürü takım eklenmiş. Onlarla berabere geldi. Çünkü St. Louis'in daha önce maçını izlemedim. Çok bir tanımıyorum, bilmiyorum ama çok sıradan bir takım. Herhalde buraları hak eden, buralarda gezecek bir takım olarak söyleyebilirim. Ama Vancouver oranın takımıydı zaten. O yüzden Vancouver St. Louis'i kendi evinde yenebilir diye düşünüyorum. Zaten deplasmanda minimum 3 gol yiyor gördüğünüz gibi. Son Dallas'tan 2 gol yemiş. Vancouver evinde en azından bu tür takımları yenebilir diye düşünüyorum. 1.57'den maç sonu 1 oynayacağım arkadaşlar. Aklına yatanlar bunu değerlendirebilir. Kuponun ikinci maçı olarak biraz sonra bunu vereceğim. Son maçta Los Angeles Colorado maçını ekleyeceğim arkadaşlar. Dilerseniz geçelim o maça. Los Angeles evinde Colorado'yu ağırlayacak. 1.31 oran vermişler. Az önce Los Angeles'tan bahsettim zaten. 3. sıraya kadar yükselmiş. 37 puanı var. Bir maçı eksik. Kazanırsa Inter Miami'nin hemen arkasına yerleşiyor. Zaten son maçlarını full kazanıyor. Kendi evinde oynadığı maçlarda Colorado'ya karşı büyük üstünlüğü de var. Son 5 maçının 5'inde kazanmış. Colorado son 3 maçını kazanmış. Biraz formda gibiler ama deplasmanlarda bir ara çok kötüylerdi. Yani Houston'dan 3 yediler. Salt Lake'den 5 yediler. Bugün Los Angeles kazanabilir diye düşünüyorum. Zaten 1.31 oran vermişler. Ağır favori Los Angeles. Biz bunun yanına 1.5'u da ekleyip maç sonu 1 ve 1.5 üst olarak oynayabiliriz. Aslında 2.5 üst de olabilir. 2.5 üste de gireceğini düşünüyorum ama riske girmeye gerek yok. Çünkü eksikler falan var. Takıma dönen oyuncular olabilir. O yüzden maç sonu 1 ve 1.5 üst oynamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Dilerseniz geçelim kuponlarımıza. Zaten ilk kuponu verdim. Avrupa Şampiyonası'ndan. İtalya ilk yarı 0. Hemen yine tekrar edelim. Almanya Danimarka maçına da 2-3 gol. Bu birinci kuponumuz. Avrupa Şampiyonası kuponu olsun bu. Bunu kapatalım. Bir de Major Lig'e geçelim. Bu da Atlanta'ya burada Atlanta-Toronto maçına üst var. Bir de Kansas City maçına KG var olarak oynamayı düşünüyorum. 2.28 yapar bunun oranı. Oran az bulursanız 3. maç eklemek isterseniz buraya Cincinnati'yi ekleyebilirsiniz. 1.40'da bunu eklerseniz 3.19 yapar. Ama ideal olarak 2 maç olarak önereceğim. Bu Cincinnati'yi diğer kuponda oynamayı düşünüyorum. O yüzden bu ikisini ideal olarak oynayabilirsiniz. 3. kupon bir de Amerika'ya 2. kupon olarak yapmak isterseniz de buraya Cincinnati maçını KG var alacağım. Vancouver maçını maç sonu 1 alacağım. Bir de Los Angeles maçını 1 ve 1.5 üst olarak alıp oynamayı düşünüyorum. 3.23 oran yapar arkadaşlar. Bu da 2. kupon olsun. Dediğim gibi diğer 2 maçlı kupona Cincinnati'yi ekleyip 3 maç olarak da o şekilde diğerinde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Diyelim ve bitirelim. Bugünlük bu kadardı. Zaten 7 tane maç vardı. Hızlı hızlı anlatmaya çalıştım. Umarım fazla zamanınızı çalmamışımdır. Herkese şimdiden bol şans dilerim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.